ve duribet aleyhimul zilletu vel meskenetu. Sonra onlara vurdu. Yoksulluk ve zillet vurdu. Aşağılık kompleksi, aşağılık duygusu ve yoksulluk vurdu. Onlar şehre inmeyi terk etti ya. Yine nankörlük ettiler ya peygamberlerine. Senin peygamberin bir kavmin içine girecek, savaşacak. Sen arka tarafta bakacaksın. Böyle ümmetlik olur mu? Muhammed Aleyhisselam kafirlerle savaşa girdiğinde biz desek ki onun zamanında yaşayalım. Bir an bir hayal yapın kardeşler. Muhammed Aleyhisselam müşriklerle iki ordu savaşıyor. Biz de yandaki dağda tepeden onları seyrediyoruz. Aa, hadi bizimkiler kazansın be. Allah'ım bizimkilere yardım et, bizimkiler kazansın desek. İslam'a göre bizim hükmümüz ne olur? Münafık. Münafık. Neden münafık? Karşı tarafta küfür ordusu var. Senin inandığını söylediğin peygamberin burada orduyu toplamış, savaşıyor. Sen dışarıdasın, olayın dışındasın. Savaş sana da farz ama sen hiçbir bahanen olmamasına rağmen savaştan kaçıyorsun ve diyorsun ki bizimkiler kazansın ama ben zarar görmeyeyim. İzleyemezsin. Ortada bir savaş var, bir cihat var. Sen Musa'nın yanında olmak zorundasın. Musa'ya dua etmek de kurtaramazsın. Musa'nın yanında Firavun'a karşı gelmen gerekiyor. İşte o zaman sana Müslüman denir. Böyle yapınca o kavim nankörlük edince Allah Teala onlara zilleti ve yoksulluğu verdi. Bakın Mevla Teala Hazretleri aranızdan her birinize farklı farklı nimetler verdi. Kimisine çok verir, kimisine az verir. Ayetin deyimiyle kiminizi nimetlerle, kiminizi musibetlerle sınav ederiz. Musibetlerin bir kısmı yokluktur. Kimisine nimet verir, çok mal mülk verir, nimet verir, onunla sınav eder. Bu mal mülk nimetiyle sınav olanların çoğu sapıtır, kaybeder. Kimisine az verir, azlıkla, kıtlıkla sınar ve bunların çoğu Allah'a şükreder. Şükürden sonra eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım ayeti tecelli eder ve Allah nimetini arttırır. Mevla Teala bunlar gibi sınavı kazananlardan etsin bizleri kardeşler. İşte her kul şunu düşünecek. Bir mahşer meydanı diye bir yer var ya kardeşler. Kaçamayacaksın buradan. Memur kardeşime şunu söyledim konunun bitiminde. Kardeşim dedim bak her bir vatandaşın yanına bir polis koyamazsınız. Dünyada bunu yapabilecek hiçbir devlet yok. Her bir vatandaşa kaç milyon vatandaşın var? 50 milyon. 50 milyon polis memuru koyabilir misin? Her vatandaşın başında bir polis memuru. Suç oranlarını bitirsinler diye. Bunu yapabilecek bir kuvvet var mı dünyada? Böyle bir kuvvet yok. Ama biz İslam davetçileri, biz hocalar her insanın vicdanına bir polis memuru koyabiliriz. Bir Kur'an polisi. Bu Kur'an'ın ayetlerini konuşmalarımızda, birebir görüşmelerimizde o insanların kalplerine, akıllarına, kulaklarına aktarabilirsek, Muhammed Aleyhisselam'a aktarabilirsek, ahireti ve hesap gününü aktarabilirsek, bir suç işleyeceği zaman, birinin hakkına girmek niyetinde olduğu zaman hemen vicdan polisi der ki, şşt, yasak, bu haram, hesap vereceksin, mahşer günü var. Hemen vicdan polisi harekete geçer ve der ki Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini hatırlatır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kıyamet günü uzun uzun beklemenin sonucu tere boğulacak olan kafir şöyle der. Biliyorsunuz kıyamet günü 50 bin yıl sürecek. Kıyamet kopacak ve mahşer günü Allahü Teala Müslümanları da kafirleri de 50 bin sene bir meydanda tutacak. 50 bin yıl. Alimler diyor ki bu 50 bin sene Müslümanlara bir gün gibi geçer. Kafirlere ise 50 milyon yıl gibi geçer. Bitmez. Çok uzun sürer. Şimdi kafirler tere boğulacaklar. En yakın ölçüde tere boğulacaklar. Terleri yakın ölçülere kadar gelecek. Boğazlarına kadar tere boğulacaklar. Kafir şöyle der. Ya Rabbi cehenneme gönderecek de olsan beni bu durumdan kurtar. Çektiği sıkıntı ne? Güneş bir mızrak boyu gelmiş. İnsanlar terlerinde boğuluyor. Gıda yok. Büyük bir sıkıntı, büyük bir darlık. Çektiği sıkıntı bu. Daha ateş yok. Ateş cehennemde. Böyle bir darlık, öyle bir sıkıntı var ki kafir diyecek ki Allah'ım cehennemdeki azap türü ne olursa olsun. Anlattılar bize. Hocalar, alimler, peygamberler anlattı. Kur'an anlattı. Cehennemdeki azap türleri ne olursa olsun yeter ki bizi oraya gönder. Bu sıkıntıdan, bu mahşer meydanındaki zorluktan kurtar bizi. Kafirler bunu söyleyecekler diyor Efendimiz Aleyhisselam. Daha sen cehennemi görmemişsin. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki müminler takva ehli süvariler olarak, süvariler ne demek? Süvari ne demek? Atın üstünde
gelenler, atın üstünde gidenler. Takva ehli, yani biz Müslümanlar Allah nasip ederse mahşere atlar üzerinde gideceğiz. İnşallah. Allah Teala bize nasip etsin kardeşim. Kafirler nasıl gidecek? Yaya olarak ve susuz, zincirli cehenneme doğru sürülecekler. Başlarında zebanilerle cehenneme doğru sürülecekler. Aramızda böyle bir fark olacak. Kafirler müminlere diyecek ki ya bize de biraz nurunuzdan verseniz, biz göremiyoruz çünkü etraf çok karanlık. Her taraf çok karanlık. Bize de biraz nurunuzdan verseniz. Müslümanlar ne diyecek? Bu nuru almak istiyorduysanız dünyadayken namaz kılacaktınız. Bu nur alnımızın secdeye varmasından dolayı gelir. Bu nur azalarımızın abdestli olmasından dolayı gelir. Sen mahşer günü müminleri abdest azalarından tanırsın. Abdest azalarından. Mevla Teala Hazretleri son nefese geldiğimizde şehadetle gidebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim.